Dayım, gelsen de 2 dakika otursan. Çay koyayım sana. Sağ ol. Yesenize, ne bekliyorsunuz? Sana afiyet olsun da kahvaltını bölmezsek bize anlatacak mısın ne oluyor? Dışarıda katil dolanıyor, sen adamı evden kovuyorsun. Onun koruyanı kollayanı var, sen rahat ol. Kimmiş o? Dün akşam o adamın arabasından binip gitmiş buradan. Ne diyorsun be? Görüşüyorlar mıymış hala? O adam 5 dakikada bir anda ortada belirmediyse... Bize de anlatacak mısınız ne oluyor? Dün gece orada ne gördüysen o oluyor Şahin. Ha, dümdüz kovdun o zaman halamı. Ha? Halan ailesine ihanet ettiyse bedelini ödeyecek Şahin. Ben anlamıyorum ki ya. Halan bize yıllarca analık babalık etti. Halan bize evladı bildi, yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Hı? En çok seni sevdi. Ama sen dün kadının ağzını bile açtırmadın. Nasıl oluyor bu iş yani? Bir tane fotoğraf gördün, sildin attın. Öyle mi seni adam eden kadını? Tamam, helal olsun. Ne diyeyim yani? Ben bile böyle bir nankörlük beklemezdim senden. Tamam. Nankörlük he? Sen nereden bileceksin nankörlük ne? Şimdi dolandırma. Mevzunun benimle alakası yok. Mevzu nankörlük oldu da senden başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Neriman halam. Bir daha o kadının adını kimse anmayacak bu evde. Bitti gitti. Hadi ya. Niye? Şey mi? Kartal Bey'imiz böyle buyurdu. Ha? Öyle mi? Ne güzel ya. Onun adını anma, bunun adını anma. Vallahi halam bu halam. Düşman değil. Hepimizin ana bildiği kadın. Öyle bir ana yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Tamam, sen kendi adına konuşacaksın o zaman. Öyle mi? Senin onunla derdin var diye sokaklarda kalmayacak o kadın. Ben gider alırım o zaman. Bir da diyemezsin. Kalk Şahin. Sen tutan yok oğlum. Senin de ondan bir farkın yok zaten. Ya tamam, yine bir sen doğrusun değil mi? Ha, hepimiz yanlışız yine. Sen doğrusun değil mi? Ulan o kadın yıllarca... O kadın yıllarca kendi boğazından kısıp sana yedirdiği her lokmada benim alın terim var. Senin yıllarca kumar masalarında kaybettiğin bütün parada benim çocukluğum, gençliğim var. Adamın birisi benim babamı aldı, benim ömrüm yandı. Anladın mı? Ben yıkılmadım, ayakta durdum. Hem yaşadım hem yaşadım. Ya he tamam ya. Hep bir dram, hep bir gözyaşı harbiden. Bu ne ya? Vallahi sıktın, geç bunlar artık ya. Lan o sen elindeki yara sayısına adam oldun. Sen kime ne anlatıyorsun ya? O adam sakat kaldı diye sen bizim başımızdasın. Yoksa sen neredesin yoksa? Bana baktın. Ben bu evi de hepinizde sırtladım. Eğer benim çatım altında yaşıyorsan benim kurallarıma uyacaksın. Ha yok, uymam dersen ağ kapı orada. Dersin. Seni son kez uyarıyorum. O kapıdan çıkarsan mahallemden de. Bak bakalım dünyaya. Ayakta durmak kolay mı? Hı? Kendi ayaklarının üzerinde bir şeyler becermek kolay mı? Bir evi sırtlayabilecek kadar adam ol. Gel o zaman bu eve. Eğer seni dinlemezsem adam değilim. Ama o zamana kadar ağzını açtım duymayacağım Şahin. Hepinize afiyet olsun. Sen sorma bir şey. Kendi anlatırsa anlatır. Tamam tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hocam ne oldu? Hayda. Benim oğlan gece çıkmış gitmiş. Valide ile Konyalı'da sabah kadar temizlik yaptı diyorlar. Bir şey olmuş ki sen bunları gece gece toplatmışsın. Ne oldu? Feren buradaydı. Feren sağ olsun gözümüzü açtı yine. Buraya mı geldi? Görmedim ama kesin buradaydı. O yüzden sen Leyla'nın yanından bir an olsun ayrılmayacaksın. Ya hocam kız istemiyor. İster istemez sormayacaksın. Tamam hocam. Çocuklar mallara göz kulak oluyor mu? Ya oluyorlar, oluyorlar da Kartal. Daha ne kadar kalacak onlar böyle mahallenin göbeğinde? Pis pis işler. Az kaldı abi. Az kaldı. Bize değmeden gidecek inşallah. İnşallah.
Senden bir şey daha isteyeceğim. Hayrola? Bu Şahin'e verdiğimiz mekan. Paketle, Mesut'a emanet et. Ne yapayım, ne yapayım? Paketle. Mesut dedi ki, Kartal seni buraya ortak etti. Bunca zamandır gık demeden yanımızda. Onun bir karşılığı olmalı. Yoksa altta kalırız. Ben altta kalmayı sevmem. Ya iyi tamam da oğlum, Şahin ne olacak? Vallahi kendisi bilir. Adam olsun, ayaklarının üzerinde dursun. Bundan sonra koynumuzda yılan beslemeye son. Kartal, oğlum bak Şahin'i biliyorsun. Ya takılıyor işte orada, yapıyor kendi kendine bir şeyler. Kuyruğuna basarsak arkadan dolanmaya kalkar falan. Bu onun son sınavı. Geçemezse onu da kapının önüne koyarım. Benim az işim var, haberleşiriz. Tamam. Bu kim ya? Ben de anlamıyorum ki oğlum. Dost mu düşman mı belli değil hiçbiri. Korkmaz'la konuştun mu, toplantı yeri tamam mı? Sana da günaydın Kartal. Günaydın. Korkmaz'la konuştun mu, toplantı yeri tamam mı? Konuştum, evet, geliyor. Benim dediğim yerde toplantı. Tabii. Harika düşünmüşsün bence. Eyvallah. Eyvallah.